cinsiyete duyarlı veri kadınları görünür kılma noktasında çok önemlidir. Kamusal hizmetlerden kadınların ve erkeklerin eşit bir biçimde yararlandığı bir başka yansımadır. Kadınların ve erkeklerin hizmetlere erişimi farklı düzeyde gerçekleşmektedir. Feminist akademiye 3 temel sebeple ihtiyaç var. İlki, cinsiyete duyarlı veri üretmek. İkinci olarak feminist harekete bilgi ve belge sağlamak. Ve nihai olarak katılımcı demokrasiyi güçlendirmek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu uzun yıllardır sürdürdüğü veriye dayalı politika üretme ve savunuculuk deneyimi neticesi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin finansal desteğiyle kurduğu Feminist Akademi ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üreterek bu alandaki eksiklikleri gidermeye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Toplumsal cinsiyete duyarlı veriler, istatistikler ve göstergeler, toplumsal yaşamdaki ilişkilerden, uygulamalardan ve politikalardan tüm cinsiyetlerin nasıl etkilendiklerini göstermeyi amaçlar. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadın cinayetlerinin verisi noktasında bir çelişki yaşanmakta bu ülkede. Evet, İçişleri Bakanlığı'na özellikle görüşmelerimiz devam ediyor. 2021'in Ocak ayından itibaren onlar toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir veri tutmaya başladılar. Ancak kamuoyuyla paylaşmadıklarını özellikle biliyorum. Çağırdılar, görüştük. Bu anlamıyla çok ısrarcı olduğumuzun da farkındalar. Dikkat ederseniz şüpheli ölümler var Türkiye'de. O şüpheli ölümlerin kadın cinayetleri içinde olmadığını da fark ediyoruz. Arka tarafı incelenmeden biz emniyette görüşmelerimizde İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle özellikle bu konulara açıklık getirdik. Sanıyorum bir doğru yol var ama açıklanması noktasında hala kadına şiddeti gizleme adına bir sorumluluk duydukları için açıklamıyorlar. Hep söylediğimiz o halının altına süpürme olayı devam ediyor. Aile Bakanlığı konusunda adı Kadın Bakanlığı'ndan sonra değişen bir bakanlıkla bana göre kadın mevzusundan kilometrelerce uzaklaşmış bir bakanlık görüyorum ben. Bu anlamıyla da o dönemi kıyasladığımızda Türkiye'de şiddetin arttığını, Türkiye'de cinayetlerin özellikle boşanmış kadınlar üzerinde daha çok yoğunlaştığını, siyasal İslam'ın bir erkek egemen baskısıyla gelen sorunlarına tanıklık ediyoruz. TKDF olarak demokrasi ve eşitlik mücadelesindeki feminist ivmeyi sürdürmek için eleştirel bir perspektifle hareketin önündeki sorunların ve engellerin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tam da bu nedenle Feminist Akademi mevcut sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek kapsayıcı ve demokratik bir yapı olarak kurgulandı. Türkiye'de birçok konuda veri toplama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Konu cinsiyete duyarlı veri toplama olduğunda kamu kurumlarının elindeki verilere ulaşmak neredeyse mümkün değil. Oysa kadınların deneyimlerinin veri ile görünür olması konusu kadın hakları ile ilgili uluslararası belgelerde uzun zamandır dile getirilmektedir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi, SEDAV ve sözleşmenin belirli alanlara ilişkin yayınladığı genel tavsiye kararları ile Pekin Konferansı bu konuya 1990'lı yıllarda değinmiştir. Türkiye'nin maalesef artık taraf olmadığı, İstanbul Sözleşmesi'nde de aynı şekilde taraf devletlere veri üretmenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öncelikli önlemlerden biri olduğunu hatırlatır ve verinin kamuoyuyla paylaşılması tavsiye edilir. Birçok alanda cinsiyete göre ayrıştırılmış istatistiklerin mevcut olduğunu görüyoruz. Oysa bir verinin kadın ve erkek olarak ayrıştırılmış olması onu toplumsal eşitliğe dayalı veri yapmaz. Zira bu istatistikler genellikle kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşama eşit katıldıkları varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla sahada gerçek bir kafa karışıklığından bahsetmek mümkün.